çoğu arkadaşımızla birlikte uzun yıllar kamuda, partide, sivil toplum örgütlerinde birlikte çalışma imkanımız oldu. Ancak yine de ben size kısaca kendimi tanıtmak isterim. Adım Deniz Söğüt, iç hastalıklar uzmanıyım. Yaklaşık 18 yıldır bölgede görev ifa etmekteyim. Daha önce Tunceli'de çalışıyordum. Şu an Elazığ'da görevime devam etmekteyim. Hala bölgemize hizmet veriyorum. Yaklaşık 2011'den beri parti üyesiyim. Partimizin çeşitli kademelerinde il başkan yardımcılığı, il yöneticiliği, ilde ilgili görevlerinde bulundum. Seçimlerde görevler aldım. Bu toprağın çocuğuyum. Yani sizlerden biriyim. Gerek Tunceli'de olmam, gerek Tunceli'de çalışmam vesilesiyle yakaladığım bu imkanı değerlendirdim ve sadece hekimlik yaparak değil, siyasette de memlekete faydalı bir insan olacağımı düşündüm. Bu dönemde milletvekili adayı olacağım. Bu kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kararı alırken bu yeterliğe sahip olduğumu, bu görevin gereklerini yapacağımı ve en iyi şekilde temsil edeceğimi bilincinde ve farkındayım. Sizlere layık biri olacağımın bilincindeyim. Bu konuda kendime tam güveniyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazı ve ağırlaşan sorunlarını ve bunların çözüm yollarının bilincindeyim. Uzun yıllardır doktorluk yapıyorum ve neredeyse dokunmadığım çok az insan kaldı. Halkımı çok iyi tanıyor, sorunlarını ve isteklerini biliyorum. Tunceli sorunları çözülmemiş ve aynı zamanda sahipsiz kalmış bir kentimizdir. Hep birlikte, el birliğiyle dayanışarak sivil toplum örgütlerimizle, iş adamlarımızla, hep yurt dışındaki hemşehrilerimizle topyekun bir kalkındırma hedefleyebiliriz. Biz de siyaseten bunu gerçekleştirmek için destek olmak istiyoruz. Şimdi ilimize gelince neler yapabiliriz? Başta ekonomik yatırımlar olmak üzere ulaşım, organik tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, çevre ve doğal yaşamı kurmak, kültür, kereste ve orman ürünleri, su ve sulama sorunları, tekstil, depremle yaşama, dış politika alanlarında ilimize ve ülkeme önemli katkılar sunacağıma inanıyorum. Özellikle ulaşımla ilgili Pertek Köprüsü, ayrıca yine raylı sistem, Kovancılar'dan merkeze ve Erzincan'dan Pülümür'e raylı bir sistem uygun olacaktır diye düşünüyorum. İlimizde nüfusun azalmadığı, doğanın korunduğu, köylere destekle dönüşlerin olduğu, ekonomik canlanmanın olduğu, işsizliğin azaldığı, inanç ve sosyal kültürün korunduğu süreçlere ihtiyaç vardır. Yine ilçeler, köylerin altyapı, yol, elektrik sorunlarının çözümü için çalışmaların başlaması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, İlimizle ilgili bazı projeler üzerinde çalışmalarım hala devam etmektedir. Bunları gerçekleştirmek için siyaset kurumunun, yani karar alma süreci içerisinde bulunmam gereklidir. Takdir edersiniz ki uygun bir mücadele ancak böyle bir sonuç da mümkündür. Yani bu sürecin içinde aktif olarak bulunmam gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, siyaseten ülkemizin kangrenleşmiş sorunların çözümüne katkı sunmak, bozulan cumhuriyetimizin ekonomik, sosyal ve siyasal yönler rehabilitasyonu yapmak ve ülkemizi daha ileriye götürmek için Cumhurbaşkanımız, Genel Başkan adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde halkımız ve partimizle birlikte desteğiyle inisiyatif almak istiyorum. Bu bilinç ve sorumlulukla ülkeme, bölgeme, halkıma, Tunceli'ye, Dersim'e ve siz partili arkadaşlarımla birlikte örgütümle beraber hizmet etmenin onurunu yaşamak istiyorum. Halka, eşitliğe, adalete, liyakate dayalı bir siyaset için aday adayım.
kazanan millet olsun. Milletin sesi olmak için siyaset yapmak istiyorum. Bu prensipler ve ilkeler doğrultusunda desteklerinize talibim. Geleceğimiz umut dolu olsun. Birlikte çalışıp birlikte başaralım. Kazanan Dersim olsun, Tunceli olsun, ülkemiz olsun. Kültür, doğa ve huzur kentine selam olsun. Beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ederim.